Huhu News'in çok değerli izleyicileri, yine her zaman olduğu gibi bu akşam da sizlerle beraberiz. Yine bu akşam çok değerli bir konuğum var. Konumuz obezite ve beslenme. Konuğumuz diyetisyen Emine Merve Turgut hanımefendi. Daha önce de televizyonlardan falan görmüşsünüzdür. Gerçekten alanda başarılı bir kardeşimiz, başarılı bir hanımefendi. Onu ağırlayacağız. İnşallah sizlere de iyi bir faydamız olabilir bu akşam. Evet, diyetisyen Emine Merve Turgut hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. O tarihten beri diyetisyen olarak çalışıyorum. Şu anda da Özel Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde çalışıyorum. Bir yandan da yüksek lisans yapmaktayım. Bu şekilde devam ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben Lokman Hekim Hastanesi üniversitede oldum, değil mi? Yani Evet. Çukurambar'da zannediyorum. Evet, o Çukurambar, tarafta. orada evet. Ben de o tarafta oturduğum için görmüştüm şeydim. Evet, şimdi yavaş yavaş başlayalım Tabii. inşallah. Zaten biliyorsunuz kış ayı da geldi. Aslında kilo almayı da, değil mi? Öyle derler ya kış Aynen. ayında. Bize obezite nedir ve neden bu kadar önemlidir? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Obezite sağlığı bozacak kadar vücutta fazla yağ birikmesi. Aslında hepimiz biliyoruz bu tanımı. Neden önemli? Çünkü hastalıkların temelini obezite oluşturuyor. Yani pek çok hastalığın altına yatan mekanizma bu. İşte kalp hastalığını tetikleyebiliyor, ne bileyim uyku apnesini tetikleyebiliyor, şeker hastalığını tetikleyebiliyor. En başta kilo alımımız bu hastalıklara yatkınlığımızı artırıyor. Bu yüzden bizim için önemli. Yani bir kişi sağlığını korumak istiyorsa aslında kilosunu normal sınırlarda tutması gerekiyor. Yani bu görüntüden, güzellik anlayışından çok daha önce gelen bir şey. İnsanın sağlığı için kendi kilosuna sahip çıkması gerekiyor. Evet. Bunun için önemli diyorsunuz şimdi. Şimdi kilo vermede mucizevi bir yöntem var mıdır? Ve bunlar işe yarıyor mu? Şok diyetler, detokslar gibi. Mesela ben bir şey söyleyeyim size. Yıllar önce aslında ben 5,5-6 kilo doğmuşum annemden. Maşallah. Ama kilo almışım. Birisi bana dedi ki belki 25 yıl önce bana bir diyet verdi. O güne kadar ne bir bağırsak sorunum ne başka bir sorunum varken ben o diyeti 15 gün şok diyet dedi yaptım ve o günden bugüne kadar benim bütün şeyim sistemim bozuldu. Bozuldu. Hatta geçen Çat'a gitmiştim ben Afrika'da. Orada mikrop kaptık herhalde bütün arkadaşlar şey oldu. Çok tabii sağ falan olduk. 2 aydan beri de şeye normale dönmeye başladım ben yavaş yavaş. Sizin gibi arkadaşlara sordum. Dediler ki mikrop almışsın. Mikrop belki dediler hayra vesile oldu falan. Evet. Onun için diyorum yani bu şok ben bunun acısını yaşadım. Ondan bahsedebilir misin? Tabii, çok popüler bu diyetler. Böyle hızlı kilo verelim, hemen kilo verelim. İşte bir 10 gün yapalım, bir hafta yapalım, 15 gün yapalım ama çok büyük zarar veriyor. Bir kere bünyeyi bozuyor gerçekten. Yani bu bağırsak sistemi olabilir. Bu işte halsiz bırakabilir, baş dönmesi, şeker düşmesi Bu yaşayabilir psikoloji kişiler. bile engelliyor, Tabii değil mi? ki, İşe tabii etkiliyor. ki. Bir de metabolizma yavaşlatıyor. Evet. Mesela özellikle hanımlar böyle diyetleri yaparlar, yaparlar, yaparlar. Daha sonrasında geri alırlar tabii ki yani. Hani 10 günde verdiğim kilo ne kadar koruyabilirim ki? Açlıktan verdiğim kilo normal yemeğe geçtiğimde hızlıca geri gelecek. Haliyle kilo geri alıyorlar. Sonra diyorlar ki benim metabolizmam çok yavaşladı. Ben işte kilo veremiyorum. Niye? Çünkü yoruyorlar bünyeleri. Sürekli farklı diyet yapsınlar. Sürekli şok diyet yapsınlar. O bünye bir yerden sonra tepki vermeye kesiyor. Artık kendi metabolizma hızını düşürüyor ve kilo vermeyi durduruyor. Haliyle onlar da artık ben ne yapsam 1 gram oynatamıyorum diyorlar. Bunlar hani kilo verme yanı. Bunun dışında mesela bazı diyetler var, böbreği kötü etkiliyor, karaciğeri kötü etkiliyor. Niye? Niye? Çünkü sadece bir besin. Hani diyor ki sabah, akşam, öğlen sürekli bu besini yiyeceksin. Bir tane besin. Yani artık çorba mı oluyor bu, bazen bir tane meyve olabiliyor. Fark etmiyor. Bunlar vücudu vitaminsiz koyar. Yani halsiz bırakır, şekerini düşürür ve dediğiniz gibi psikolojik olarak da düşünsenize bir hafta boyunca sadece aynı çorba içiyorsunuz. Yemek yemek sadece biz hani ihtiyacen beslenmiyoruz aslında. Evet. Biraz da işte keyfine, sosyal Tabii. ortam, hep beraber olmak, bir şeyleri kutlamak. Bunlar için de yemek Tabii ya yiyoruz. büyük meseleler bile Tabii. sofralarda Tabii hallolur. tabii tabii. Aile şey de öyle
Pardon, özür diliyorum. Şimdi akşam yemeklerinde veya cumartesi pazarda aile ancak diğer Tabii. gün herkes bir odasına geçip işte kendine göre, doğru söylüyorsun. Tabii Evet, tabii. buyurun. Yani yemek o yüzden çok Evet. kıymetli. Bu şok diyetler ciddi zararlar veriyor. Hani onlar zannediyor ki ya ne olacak işte 2 hafta yapıvereyim. İşte birkaç kilo zayıflayayım. İşte düğüne gideceğim 2 kilo zayıf gitmiş olayım gibi. Ya da işte şöyle özel bir şey var hemen 4 kilo vermem lazım. Bir de zaten o diyetlerde kişi yağ kaybetmiyor. Su kaybediyor. Evet. Doğal olarak yani vücut ani bir şokla su bırakıyor. Su bırakınca tartıya bir çıkıyor. O süper diyor ben bir haftada 3 kilo vermişim. Öbür hafta 5 kilo geri almışım. Niye? Zaten giden su gelecek yani. Hani Evet. bunun 2 kere 2 4 açıkçası. Yani maddi olarak da zarar var. Çünkü kendine göre bir Evet. elbise aldı. 2 hafta sonra Yani hadi giyemiyor. o neyse dedik biz Yani onunla. evet, internette gördüğümüz diyet listelerini, komşumuzun diyet listesini vesaire yapabilir miyiz? Yani bir de öyle bir durum var. Ben Evet. zayıfladım, siz de zayıflayın buna göre. Öyle bir şey Evet olabilir evet. Bu benim kendi danışanlarımda gördüğüm bir mi? şey. Hani ben onlara diyet veriyorum. Evet. Komşular diyor ki biz de yapalım, bize de verin. İşte ya da danışanımdan istiyorlar vesaire. Bir kere bu çok uygun bir şey değil. Herkesin kendi kan tahlili başka, hastalığı başka, yaşı başka, kilosu başka. Yani uyuduğu saatle uyandığı saat bile başka. Hatta hareketi bile başka. Yani şimdi çok hareketli, bütün gün çalışan, mesela hareketli bir çalışana verdiğimiz listeyle masa başı oturana verdiğimiz liste bir olamaz. Yani. Ya da mesela kişi der ki ben işte şu besinleri hiç yemiyorum. Şimdi biz buna verdiğimiz listeyle her şeyi yiyen birine verdiğimiz bir liste aynı olmuyor. O Olmuyor. yüzden herkesin beslenmesi kendine göre. Yani o işte komşunun diyeti çok güzel zayıflamış, onunla zayıflayayım. İşte şu ekranlarda bir diyet gördüm, onunla zayıflayayım. İnternette işte bir detoks dolanıyor, onunla zayıflayayım. Bunlar olsa olsa zarar verirler. Anlık mutluluk, sonrası hüsran Yani maalesef. insan, evet. Evet, şimdi kilo verme hızı ne olmalıdır? Yani hızlı kilo kaybı sağlıklı mıdır? Bir de bunu, yani bu var mıdır bunun ölçüsü? Ayda şu kadar verilmeli gibi. Bundan da bahsedebilir misin biraz? Tabii. Şimdi kilo sorunu olan kişiler hızlı zayıflamak isterler. Ben onlara çok hak veriyorum. Bence de. Yani insan tabii ki kilo fazlalığı varsa hızlı gitmek ister. Ama işte bu sağlıksız yöntem. Biliyorum hızlı, yani bir sabah uyanacaklar böyle hedef kilolarına gelmek isteyecekler. Ama öyle olmuyor. Bizler hiçbirimiz bu kiloları bir günde, 2 günde, bir haftada, bir ayda almadık. Almadığımız gibi veremeyiz de. O yüzden yavaş gideceğiz. Yavaş giden kilo her zaman çok daha konforlu. Çünkü vücut otura otura gidiyor. Yani kendini zorlamıyor, halsiz kalmıyor, vitaminleri düşmüyor. Ama çok hızlı vermeye gayret ettiğimizde bir kere vücut duruyor zaten. Hani kendisi Ne durduruyor bu oluyor? süreci. Vücudunda bir hafızası var, Evet, değil mi tabii. ya? Yani durduruyor. Mesela bir anda diyor ki ya diyor ne oluyor bu kadar aç kaldık, bir sıkıntımız var herhalde diyor. Kendini durduruyor kilo verme konusunda. O yüzden ben hep şöyle diyorum. Ayda 2 ila 4 kilo hedefleyeceğiz. Çok güzel, çok ulaşılabilir bir hedef. Ama şu da olabilir. Mesela bir kişi ayda 1 kilo veriyordur. Bu kötü bir şey değil ki. O da 2 Veriyor ayda 12 diyorsunuz. kilo olmuş Yani olur. evet. Yani burada insan aslında kendine bakması lazım. Ben bu sürece başladım. 1, 2, yarım, 5 hiç fark etmez. Çok hızlı olmayacak. Sağlıklı bir şekilde, ritmik bir şekilde gideceğim. Hedefim ayda 2 ila 4 kilo. Hedefimi koyacağım böyle. Yani tabii daha küçük yaşlarda işte ergenlerde, çocuklarda bu oran çok daha düşer. Yani çocukta kilo kaybı hedefliyorsam 1-2 kiloya kadar düşerim. Ergense biraz daha az. Yetişkinse 2 ila 4 yeterli olur ama dediğim gibi 1 kilo veriyorsa bir kişi problem değil. Ama bir ayda 7-8 kilo vereceğim. Bu çok saçma bir hedef. Kesinlikle böyle konulmamalı. Evet. Şimdi zayıflamak için illaki farklı özel yemekler mi yenmeli, yoksa ev yemekleriyle Bu çok büyük bir yan olgu, de değil mi? Yani zayıflayabilir işte illaki zayıflamak isteyen kendisine haşlama tavuk yapacak. Evdekileri ızgara yapacak en miyiz? basitinden. Yani. En basit yemekten konuştuk. Ya da işte mutlaka yağsız, tuzsuz, böyle hiçbir şekilde salçasız, baharatsız sadece haşlama sebze yapabilir falan. Bu çok büyük bir yanılgı. Zaten kiloyu verip koruyamama sebep de bu genelde. Yani kişi kendine diyet yaparken böyle özel hazırlıyor. Sona geliyor, oh diyor artık ben de normal yiyeceğim. Burada hata başlıyor, sonra kilo almaya başlıyor. Halbuki ev yemeğinden yiyeceğiz. Yani sofrayı ayırmamak lazım. Kendime özel yapmayacağım. Sağlıklı pişiriyorsam onları da sağlıklı pişireceğim. Ama ben mesela tencere yemeğiyle zayıflamayı daha uygun buluyorum. Yani kişi kendini sofradan ayrı tutmuyor. Hani az önce dediniz ya siz de.
İşte hep beraber bir araya geliriz hafta sonları Yani. falan. Şimdi düşünsenize, zayıflamaya çalışan kişi orada kendi yemeğini ayırıyor. Hep başka pişiriyor kendi. Bu tabii ki aynen Dışlanmış öyle. Sonra ne oluyor? O diyet sürdürmüyor zaten. Diyeti artık diyor ben bıktım. Ayrılmak istemiyorum sofradan. Kendi kendine bırakmaya başlıyor. O yüzden kendi yöresel lezzetlerimizle, işte bizim pişirdiğimiz yemeklerde, evde pişen sıcak yemekle çok güzel zayıflanır. Bu yüzden hiç korkmasınlar. Ne pişiyorsa kararınca yemek Evet, bayağı iyi gelir. yani fazlası zarar yani Evet. her şeyde olduğu gibi. Şimdi zayıflamada egzersiz hareketin önemi nedir yani? Egzersiz yapmadan da zayıflayabilir miyiz? Evet ama tercihimiz bu değil. Tabii. Sadece beslenmeyle evet. Çünkü mesela bazen yürüyemeyen Yani danışanlarımız evet olabiliyor doğru. değil mi? Hani bunlar da tabii ki beslenmeyle zayıflatıyoruz. Ama bir kişi hareket edebiliyorsa mutlaka hareket etmeli. Bunu zayıflamadan geçtim. Kişinin kendi sağlığı için çok kıymetli. Yani bu kaslar çalışmak için var. Ben bütün gün oturuyorsam bile gerekirse 2 durak önce ineceğim, yürüyeceğim. Gerekirse eve girmeden 15-20 dakika turlayacağım. Hava soğuk, üşüyorum diyenler açacaklar interneti. İnternetten işte dans videoları, spor videoları bir sürü şey var. Onlardan birini yapacaklar. Yani bir şekilde hareket etmek Veya zorundayız. pazara gidecekler, değil Tabii mi? ki Yani. aynen hareketli olacak. Mesela yolu uzatacak. Evet. Bu illa böyle koştur koştur salonlara gitsinler işte ağırlık Bu da çalışanlar çok değil. pahalı yani şimdi Yani salon maalesef. herkes gitmek zorunda da Gidemiyor, değil. değil Gitmek isteyen tabii ki gider ama kişi hareketini arttırmak zorunda. Hele ki zayıflama hedefi varsa günlük kendine yürüyüş kotası koymalı. Mesela demeli ki ben her gün 45 dakika yürüyeceğim. Yürümezsem açacağım interneti egzersiz yapacağım. Onu yapmazsam işte market yolumu uzatacağım. Dönüşte markete uğrayacağım diye hedef koymalılar. Çünkü böyle olursa vücut daha rahat, daha güzel ve daha sağlıklı kilo vermeye başlıyor. Bizim için çok kıymetli hareket. evet. Şimdi gazlı içecekler meselesi var bir de. Bu gazlı içecekler ve hazır meyve sularının beslenmedeki yeri ve önemi nedir? Maalesef özellikle çocuklarda Yani gördüğümüz maalesef üzücü bir evet. durum. Ben Gazlı onu içecek. da soracağım. Benim bir torunum var. Yedi Evet, torunum var da maşallah. bir tanesi de böyle 4 yaşında ama Biraz. eni boyu bir ya. Onu da soracağım yani. Buyurun. Şimdi gazlı içecekler gerçekten çağımızda çok çok zorlandığımız, hiç istemediğim bir konu. Çocuklarda ama yetişkinlerde de çok yaygın. Vücuda safi zarar yani. Hani bunu net olarak söyleyebiliriz açıkçası. Kesinlikle istemiyorum. Çünkü karaciğer yağlanmasına sebep olabiliyor. Kilo almaya sebep oluyor. Şu bel çevresinin kalınlaşmasına sebep oluyor. Zaten bel çevresinin kalın olması demek hastalığa davetiye çıkarmak demek. Hayati organlar burada. O yüzden o grubu istemiyorum. Meyve suyunda da şöyle, meyvenin kendisi her zaman daha iyidir. Neden? Posasını da yemiş oluyorum. Bir de bir portakal suyu düşünelim. Mesela portakal suyunu bir bardak çıkarmak için 3 tane portakalı sıkarız, değil mi? Bir 3 tane portakal yemiş oluyoruz bir bardakta. Ama ben normalde bir portakalı yediğimde kafi geldi diyorum, kalkıyorum. Miktar olarak da artmış oluyor. O yüzden nadiren taze sıkılmış meyve suyu. Ama genelde meyvenin kendisini istiyoruz. Hazır meyve suyunu zaten istemiyoruz. Tamam, şey yeri gelmişken şeyi de sorayım. Neden siz diyetisyenler meyve ile sütü bir arada veriyorsunuz? Hemen Bunu söyleyeyim. bir öğrenmek Evet. istiyorum. Ben de yapıyorum aynısını da. Tabii. Şöyle oluyor. Meyveli süt bir arada verildiğinde kan şekeri biraz daha yavaş yükseliyor istediğimiz gibi. Yani sadece meyveyi yediğimizde özellikle böyle kan şekeri oynamaya müsait kişilerde işte ailesinde şeker öyküsü olanlar ya da kendisinde kan şekerinde bozulmalar, yukarı tırmanmalar olanlarda ne yapıyoruz? Diyoruz ki meyveyi tek başına yediklerinde birden kan şekerleri yükselmesin. Yanına bir süt koyalım ya da yanına biraz kuru yemiş koyalım ki o beraber yavaş Süt yerine yavaş kuru yemiş yükselsin. de mi Tabii oluyor? tabii kuru yemiş de olur. Leblebi. Leblebi değil de kuru yemişler böyle yağlı tohumlar gibi. Mesela fındık, ceviz gibi. O gruplar. Ya şimdi ben yıllar önce bir diyetisyene gitmiştim. Bana leblebi vermişti. Karbonhidrat işte Nohut. bir avuç içi alın falan. Ben de böyle bir Ne zayıflamıştım güzel. o dönemde. Birisi kardeşi varmış. Demiş bizim Hacı abi demiş leblebiden zayıfladı. O da iyi babam iyi babam. Ya bir ayda 5-6 kilo almış yani kadın. Öyle de yapmayalım yani. Değil mi? Kesinlikle, bence de. Evet, şimdi akşam yemekten sonra çay yanında atıştırmalıklar oluyor. Bu kilo aldırır mı? Ya bir şey var mı bunun? Bir Evet.
hem de bu durumda neler vardır. Yapabiliriz yani? Şimdi keyif arıyorum o. Ben yani. Hep öyle söylüyorum. Böyle son, bütün iş güç bitmiş, akşam saati olmuş, çay konulmuş. Haliyle yanına özellikle aileler böyle bisküviler, paketli ürünler, tatlılar açıyorlar, yiyorlar. Bu hiç iyi bir alışkanlık değil. Ama biraz gerçekçi yaklaşacağım. Yani buradan işte hiç kimse o saatte bir şey yemesin demek işin kolayı. Ama gerçekçi yaklaşacak olursam ben şöyle söylüyorum. En azından haftanın 7 günü çayın yanını böyle dolu dolu yapmasınlar. Ne yapsınlar? Mesela 2 gün seçsinler. Haftada 2 gün çay yanına bir şey çıkarsınlar. O da ya ev yapımı olsun ya da böyle daha kuru yemişimsi, daha meyvemsi şeyler olsun. Yani tutup da bir bisküvi açmasınlar yanına. Tatlı yemek istiyorlarsa bile evde yaptıkları kurabiye, kek bile olabilir. Ya kabak tatlısı yiyoruz mesela. Bu kilo evet. Yapar mı? Her şeyin fazlası kilo yapar. Maalesef ki. Bütün her şeyin fazlası. Yani, evet sevgili dostlar. Demek ki her şeyden az az yiyeceğiz. Bir de bu uykusuzluk. Bu kilo yapar mı? Biraz da bundan bahsedebilir misin? Uykusuzluk evet çok kilo yapar. Çünkü yani geç kalkıp, geç uyanmak, uyku düzenini bozmak bunlar iştahı arttıran şeyler. Ve kişi mesela şöyle düşünün. Sabaha karşı uyuyor. Haliyle gece yer acıktığı için. Çok geç uyanır. Kahvaltı kayar, yemekler, öğünler bütün gününü geceye döndürmüş olur. Halbuki gece bizim dinlenip uyumamız için olan bir süreç. Bu sürece karşı geldiğimiz için aslında ne oluyor? Bu sefer de vücudun düzenini bozuyor. Düzen bozulduğu zaman da sıkıntı başlıyor. O yüzden uyku düzeni çok önemli. En azından belli bir düzende uyuyup uyanmak önemli. Tabii ki ara ara geç uyanmalar, geç uyumalar olabilir ama ritminiz olsun ki bağışıklığınız da sağlam kalsın. Uyku çünkü çok önemli. Vücut dinlenecek. Hatta biraz hafif aç yatmak lazım ki vücut iyice temizlensin, bağırsaklar kendini temizleyebilsin. Evet. Şimdi zayıflamak için genel önerileriniz nelerdir? Biraz da bundan bahseder Tabii. misiniz? Şimdi mucizevi yöntem beklemeyeceğiz. Birinci evet. kural bu. Çok hızlı gideceğim. Bir ayda 10 kilo hedefim var. 2 ay sonra düğüne yetişeceğim demeyeceğiz. Daha sakin ilerleyeceğiz. Vücudumuzun ihtiyaçlarını vereceğiz. Tek tip beslenmeyeceğiz. Sadece et yiyeceğim. Sadece tavuk yiyeceğim. Sadece baklagil yiyeceğim. Sadece sebze yiyeceğim değil. Kararında. Her şeyden tüketeceğim. Mesela ben hep şöyle söylerim. İşte 2 kere sebze yiyeceğim haftada. 2 kere akşam. 1 kere balık yiyeceğim. Belki bunu 2 yapabilirim. Hatta 2 olursa daha iyi. 1 ya da 2 kere baklagil yiyeceğim. 1 kere kırmızı et yiyeceğim. Köfte yiyeceğim. Artık hangisi ise. 1 kere de tavuk eti yiyebilirim gibi. En azından dağıtsınlar. Mesela bazı aileler görüyorum. Ben diyor işte kıymasız yemek yiyemem. İlla o işte ya kıyma girecek, ya tavuk girecek, ya etli bir şey girecek. Bu doğru bir şey değil. Ya da mesela bazı aileler var hiç baklagil pişirmiyor. Hayır. Her şey kararında olmalı. Bir de şunu yapmayacak kişiler zayıflamak isteyen. 3 gün çok dikkat edip 4. gün ben dayanamıyorum deyip sabahtan başlayıp akşama kadar yemeyecek. Bu doğru bir yaklaşım değil. Güzel bir saatte uyanacak, günlük yürüyüş kotası koyacak kendisine. Diyecek ki ben 30 dakika yürüyeceğim, 40 dakika yürüyeceğim. Ne kadar yapabiliyorsam 15 dakika bile yürüyebilir. Yani koridorda bile yürür evin koridorunda. İsteyen onu bile yapar. Bunlara dikkat edecek. Şey mi Merve Hanım pardon bu 6 adım 8 bin adım 10 bin adım şimdi mesela 10 bin adım diyorlardı şimdi onun tehlikeli olduğu söyleniyor işte 6 bin adım diyorlar falan bu konuda bir şey diyebilir miyim? Burada kişisel bir durum yani kişinin herhangi bir mesela dizinde problem yok belinde problem yok yürümesinde bir sıkıntı yok yürüsün 10 bin adımı tamamlasın ama çabuk yoruluyor işte çok zorlanıyor daha önce hiç yürümüyordu falan 15 dakikayla başlasın. İnsan kendi sınırını aslında biliyor. Yani ben 15 dakikada yoruluyorsam bir ay 15 dakika yürürüm. Asla yani zorlamayacağız değil mi? Yani? Çok böyle zorlayacağım demek zarar getirebilir. O yüzden biraz sakin başlamakta fayda var. Herkes kendi sınırını çizsin. Hiç yürümeyen birisi kendine 15 dakikayla başlar. Daha sonra fark eder 15 dakika onu kesmiyor. Daha fazla yürümek istiyor. Çünkü beden çalıştıkça bunu devamlı ister. Sonra yarım saate çıkarır. Bir bakarsınız o kişi bir saat aralıksız yürüyor. Bir bakarsınız 3-5 ay sonra o kişi kilometrece yürüyor yani. Hani normalde hiç yapmayacağı şekilde ama kademeli çıkmam lazım. Bunu bu şekilde yaparlarsa çok rahat ederler. Evet bir de sudan bahseder misiniz? Evet su çok kıymetli. Su içmeleri gerekiyor.
Yani su içmeden zayıflamak çok anlamlı olmuyor. Şimdi özellikle kışa geçtik. Artık kışın diyorlar ki canım istemiyor, su içmek istemiyorum. Hayır, böyle bir bahane yok. Evet, yazınki kadar çok içmeyeceğim. Ama kışın da su içmem lazım. Vücudun çalışması gerekiyor. Bunun için de su lazım. O yüzden sularını içecekler. Şöyle hesaplıyoruz suyu da. Kişi kendi kilosuyla 30 milimi çarpıyor. İşte mesela 60 kilo birisi 30'a çarpma 1800 milim, yani neredeyse 2 litreye yakın bir şey oluyor. 2 litre kadar. Doğru mudur bu hesap? Almalı. Ortalama bizim yani hesabımız nedir bu. Mesela şey nedir bunun formülü? Tekrar eder misiniz? Kilomuz çarpı 30 milim. Kilo çarpı 30 milim. Evet. 30 milim. Milim. Yani bir bardak 500 milim miydi? Şöyle bir bardak, bir su bardağı 200 milim. Yani, büyükleri 250. 200 milim, 250. Aynen. Yani ona göre hesap yapsınlar. Evet, ortalama 10-12 bardak da deriz biz genelde. Evet, tamam. Öyle de bir kolay tarifimiz ne olur? Şimdi bir de programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Sevgili dostlar, bu ve bundan daha ötesini anlattıramıyoruz şimdi Merve Hanım'a, çünkü hastanede randevulup gideceksiniz yani, değil mi? Sizin bir bilgisayara falan sokuyorsunuz herhalde. Tabii bir, tabii analiz yapıyoruz. Analiz yapıyorsunuz, evet. Yağ oranına falan filan. Onun için kendisinden fazla da bir diyet programı falan alamıyoruz. Herkese göre farklı yazıldığı yani için. Yani genel bir program çok yani anlamsız olur. O tartıya çıkacaksınız, elinizdeki evet. O şeyleri de alacaksınız değil aynen, mi? Bakılacak. Vücudunuzda yağ falan bakılacak. Tabii kan tahlillerine de bakılacak kişilerin. Evet, onun için diyetisyen Emine Merve Turgut, not edin bir tarafa. Sincan'daki Lokman Hekim Üniversitesi'ne bağlı burada. Evet. Etlik'teki değil değil mi? Yok, Etlik'teki değil. Oradan Sincan'daki. Sincan'daki ne gidebilirsin. Şimdi benim bir torunum var. Evet. Eni boyu bir, demin de bahsettim. Bunu ne yapması lazım? Bizim kıza diyorum buna fazla yedirme diyorum ama ne bulursa yiyor. Dört yaşında. Evet. Mutlaka kan tahlilleri kontrolleri yapılsın. Yani bir çocuk hekimiyle görüşülsün. Hatta mümkünse bir diyetisyenle görüşsün, çocuk diyetisyeniyle. Çocuklarla çalışan diyetisyenle. Ama şöyle öneriyorum o yaş grubu için. O yaş grubunda işte sen yemeyeceksin, sen kilolusun, sen şöylesin, kardeşin yesin, sana yasak diye bir tavır almak doğru değil. Biraz çocuğun böyle davranışını bozmadan yaklaşacağız. Birinci olarak bunu söyleyeyim. Diğeri de spor yaptırmam lazım. Bu çocuklar büyüme çağında. Yani bu çocuğun kemikleri gelişiyor, kendisi gelişiyor. O yüzden benim bu çocuğa hareket ettirmem lazım. İşte evde oynatabilirim ya da işte belli bir yaştan sonra belli bir yaşta bir sporla ilgilenmesini sağlayabilirim. Hareket ettirmem gerekiyor ki o enerjiyi yaksın. Bunun dışında da eve abur cubur dolabı yapmamalıyım. Eğer öyle bir durum varsa. Abur cuburları eve yiyip çocuğum sen bunu yemeyeceksin demek bir kere anlamsız. Ya da anne ve baba abur cuburu yiyorsa, büyük abiler ablalar abur cuburları gözünün önünde yiyorsa bu çocuğa sen kilolusun abur cuburu yeme olmaz. Bir kere ailedeki bireyler de kendini düzeltmeli. Bir de çocuğa şöyle bir mesela ekran karşısında yiyorsa onu yaptırmamak lazım. Çünkü çocuk ne yediğini bilmez. Bilmiyor evet. Ekran mesela çizgi film açılıyor. Çocuk o sırada yemek yiyor mu bilmiyor kesinlikle. Bu yaptırılmaması gerekiyor. Yemek saatinde yemeği yiyecek şekilde, atıştırmasını engelleyecek şekilde. Yani evet sık beslenecek. O yaş bir çocuğun yeme ihtiyacı var tabii ki. Ama işte burada atıyorum işte cips var. Geçerken ağzıma attı. Sonra geçti oradan bir bisküvi attı ağzına. Geri döndü başka bir şey attı. Öyle bir şey çocuğun açlık toplumu da bozuyor. Yani ona işte öyle önde meyve. İşte ne bileyim bu şekerler falan var ya çok severler. Jelatinler işte parlak parlak paketler. Onlar değil de ev yapımı şeyler. Dışarıda mı yemek istiyor? Mesela hamburger mi yemek istiyor? Hayır, evde kendim hamburgerimi yaparım. Patatesi fırınlarım, öyle veririm. Yani yine çocukla ilgilenirim. Çocuğa istediği şeyi veririm. Ama daha sağlıklı biçimiyle veririm. Mesela dışarıdan işte kek yemek istiyor. Hayır, ben evde ona güzel, tam bu doyumluyla işte cevizli, havuçlu kek yaparım mesela. Onun yemesini sağlarım. Bu şekilde bir toparlama yapmak. Çünkü 4 yaş grubu büyüyor biliyorsunuz. Çok kısmak, hayır öyle bir şey zaten kıyamazlardı diye düşünüyorum.
böyle bir tavır almak daha önemli. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın da sonuna geldik. Gerçekten bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Evet sevgili dostlar, bugün çok değerli bir kardeşimiz, diyetisyen Emine Merve Turgut Hanımefendi'yi ağırladık. Daha önce diğer televizyonlarda, Diyanet TV'de herhalde çıkıyorsunuz hala. Orada da seyretmiştik. Son kez bir şey soracağım. Tabii. Ben o programlarda... hatta program yapan arkadaşa da söyledim, niye üzerine gitmedin diye sordum. Ya bu bitki çaylarıyla ilgili orada siz demiştiniz ki içmeyin fazla falan. Bu konuda da açıklayın da. Tabii, açıklayalım. Şimdi bizde bir abartma huyu var maalesef. Bitki çayı faydalıdır dediğimizde o çaydan kupa kupa içmeye başlıyoruz. Mesela yeşil çay metabolizma hızlandırır dedik diyelim. Yeşil çay metabolizma hızlandırır dediğimde kişi 4 kupa, 5 kupa, 6 kupa. Ben diyor sürekli yeşil çay içiyorum. Çok büyük hata. Çünkü tansiyonu oynatabilir, kan sulandırıcı etkide bulunabilir. O yüzden de kontrollü içilmesi gerekir. Yoksa bitki çayları evet gerçekten faydalı çaylar. Ama bizde o kontrolü sağlamak gerekiyor. Faydalı bir çayı atıyorum kuşburnu diyoruz ki işte C vitamini içerir. Yani iyi gelir kış aylarında. Ama bunu böyle kupa kupa içmek çok anlamlı değil açıkçası. Evet. Aksine zarar veriyor. Çünkü ne yapıyor? Karaciğeri yoruyor, böbreği yoruyor. Çok aşırı bitki çayı tüketmek çok ciddi yorucu etkide bulunuyor. Bir de bazen bitki çayları kişinin kullandığı bir ilaç varsa, işte bir tansiyon ilacı kullanıyorsa, kan sulandırıcı kullanıyorsa bu ilacın etkisini arttırabiliyor ya da azaltabiliyor. O yüzden de böyle bir ilaç kullananlar ya da işte karaciğerinde, böbreğinde herhangi bir problem olanlar mutlaka çalıştıkları, gittikleri, muayene oldukları hekimlerini sormak durumundalar. Hangi bitki çayları, hangilerini içebilirim? Mesela gebelerde de öyle. Gebeler her bitki çayını içemezler. Çünkü ne olur? Düşük riskini artırır. O yüzden gebeler de mutlaka sorarak içmeliler. Ya ben bunu daha önce içiyordum, içeyim dememeliler. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yoksa bitki çayları çok faydalı. Sadece kontrollü kullanın. Evet, çok teşekkür ediyorum. Son kez yine söylüyorum. Lokman Hekim Hastanesi'nde diyetisyen Emine Merve Turgut Hanımefendi'yi bulabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah ileriki programlarda daha güzel konular ve konuklarla hep beraber olacağız inşallah. Bizi izlemeye devam edin efendim. Saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum.